X-Files'tan herkese merhabalar. Ben Selin. Bu haftaki video konumuz rüyalar. Çoğu zaman gördüğümüz rüyaların bazılarını hatırlar, bazılarını ise uyanır uyanmaz unuturuz. Peki ya gerçek olanlar? Yıllar geçse de hafızalarımızdan silinmezler, değil mi? Bugün size bahsedeceğim de bunlardan birisi. Yıllar önce henüz daha İzmir'de yaşıyor ve İstanbul planlarımda yokken büyük ahşap bir yapıyı görmeye başladım rüyalarımda. Üstelik yine bu dönemlerde daha kendim bile çocuk olmama rağmen hiç anlam veremediğim bir evlat edinme isteği doğmuştu içimde. Her seferinde bu yapıya tek başıma taşınıyor ve en üst kattaki aydınlık ve havadar odayı kendime oda seçiyordum. Eski tek kişilik ferforje karyolamı tüm gücümle merdivenlerden sürükleyerek odama çıkarıyor. Daha sonrasında ise penceresinden bahçeyi ve manzarayı seyrede alıyordu. Sürekli tekrar eden bu rüya bende bir merak uyandırmıştı. Neden sürekli bu rüyayı görüyordum? Üstelik de aynı şekilde. O zaman imkanlarıyla bu yapıyı araştırmaya başlasam da hiçbir bilgiye ulaşamamıştım. Zamanla bu rüya mesajlar içermeye başladı. Artık tek tek diğer odalarını da dolaşıyor ve her bir metrekaresini ezberliyordu. Hatta bir keresinde bu yapıda yüzlerini göremediğim bazı insanlar görmüştüm. Bu insanlar bana buranın sahibi bir kadın ve o öldü diyorlardı. Odalardan birinin ortasında ise kadının tabutu duruyordu. Merakım her geçen gün daha da artıyor ve ben merak ettikçe bana yeni mesajlar veriliyordu. Yıllar yılları takip etti. Eğitim hayatım nedeniyle İstanbul'a taşınmış ve internet sayesinde pek çok bilgiye daha kolay ulaşır olmuştum. Henüz hiç tanımadığım yeni şehrimde hem bu yapıyı araştırıyor hem de yeni şehrimi daha iyi tanımaya başladım. Ve sonunda bana konumuyla ilgili de ipuçları gelmeye başladı. Burası tüm ihtişamıyla hala varlığını sürdüren Büyükada'daki Rum Yetimhanesi'ydi. Ulaştığım tüm bilgiler bana burayı işaret ediyordu ve görsellerinde rüyamda gördüklerim birebir aynıydı. Orayı o kadar benimsemiştim ki artık baktığım her fotoğrafta sanki evimi dolaşıyor gibiydim. Rüyamın gerçekliği hem şaşırtıcı hem de ürpertici olsa da asıl ürpertici olan yetimhanenin gerçek hikayesiydi. 1898 yılında Fransız mimar Alexandre Valery tarafından yapılan ve dünyanın en büyük ikinci büyük ahşap yapısı, Avrupa'nın ise en büyük tek ahşap yapısı olarak kabul edilen bu yer aynı zamanda dünyanın çok katlı ilk ahşap yapısıydı. Büyükada Rum Yetimhanesi Principal Palace Hotel olarak inşa edilip yapının bir kısmı kasino olarak planlansa da ada halkının ahlakını bozacağı düşüncesiyle bazı kişiler tarafından dönemin Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit ikna edilerek işletilmesine izin verilmez. Bunun üzerine Rum Patrikhanesi'ne bağışlanan yapı, daha sonrasında da yetimhane olarak kullanılmak üzere Rum asıllı Eleni Zarifi Hanım tarafından satın alınarak 1903'te törenle açılışı yapılır. 1960'lı yıllarda ise Kıbrıs olayları nedeniyle yetimhaneye el konulara kapatılır ve 1964'ten itibaren de çürümeye terk edilir. Bir rivayete göre yetimhane olarak hizmet verdiği dönemde nedeni bilinmeyen bir yangın çıkar. Oldukça büyük bir yangın. Bu yangın sırasında bazı çocukların yanarak can verdiği söylenir. Ama aynı zamanda bir çocuk bu yangından kaçarken bahçesindeki su kuyusuna düşer. Yangın sonrasında yapılan aramalarda bu kuyuya bakmak kimsenin aklına gelmez ve çocuk orada ölüme terk edilir.
O günden bu yana ada halkı bazı geceler yetimhaneden çocuk çığlıkları duyduklarını iddia ederler. Bu rivayet bugün bile hala anlatılmaktadır. 2005'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yeniden Patrikhane'ye verilen yapının artık yıkılma tehlikesi nedeniyle ziyaret edilmesi de yasaklanmıştır. Sizce de çok etkileyici değil mi? Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizlerin de böyle yaşanmış rüyaları varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Ayrıca yaşanmış paranormal olaylarınızı Instagram hesabından benimle paylaşarak videolarıma katkıda bulunabilir ve sizlere de videolarımda yer vermemi sağlayabilirsiniz. Gelecek olan videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve beğenilerinizle bana destek olabilirsiniz. Daha sonraki videolarımda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.